Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki programımızda Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını ve iki yeni fakülte açılması kararının Yargıtay'a taşınmasını mercek altına alacağız. Konuklarımız hukukçu Fırat Kuyurtar ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Kuban Altınel, Yaman Barlas ve Pınar Pektaş olacak. Odak başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması ve iki yeni fakülte açılma kararının Danıştay'a taşınmasını bugün Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Kuban Altınel, Yaman Barlas ve Pınar Pektaş ve hukukçu Fırat Kuyurtar'la değerlendireceğiz. Öncelikle Sayın Kuyurtar'la başlayalım. Kendisi Zoom hattımızda. Sayın Kuyurtar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi en başından beri yaklaşık 3 aydır bu tartışma sürüyor. Bu rektör ataması hukuka uygun mudur, değil midir? Anayasada var mıdır, yok mudur? İktidar kanadı sürekli başka rektör atamalarını örnek gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin ayrıcalığı ne diyor? Ama Boğaziçi Üniversitesi'nde çok köklü ve bugüne dek gelinen bir rektör seçilme durumu var. Size göre anayasaya aykırı mıdır rektör atanması? Tabii öncelikli olarak rektör atamasından başlayalım. Şimdi rektör ataması işlemine baktığımız zaman aslına baktığınızda yasal metinler açısından değerlendirildiğinde ortada yasaya mevzuata uygun bir atama işlemi varmış gibi gözükmekte. Ancak işlemin özüne dönüp baktığımızda, anayasamıza baktığımız zaman veyahut da yükseköğretim kanunumuza baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar veyahut da bir akademinin uluslararası standartlarına hedeflerine baktığımız zaman yapılan işlemin öncelikli olarak bir üniversitenin olması gereken asgari düzeydeki bilimsel ve kurumsal özelliklerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için hukuka aykırı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani evet. Burada baktığımız zaman gerçekten de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanabileceklerine dair bir ifade varsa da bununla ilgili hukuksal durum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yapılan geçiş sonrasındaki bir kanun hükmündeki kararnamenin yoluyla yapılmış olan değişiklikle sağlandı biliyorsunuz. Bu kanun hükmündeki kararname şu anda Anayasa Mahkemesi'nin denetiminde iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış durumda. Henüz daha bir karar verilmedi. Biz yakın zamanda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bazı kararlardan yola çıkarak bu kanun hükmündeki kararnamede de bir iptal kararı verileceğine inanıyoruz. Çünkü çok yakın tarihteki bazı kararlarda tam da bizim itiraz gerekçelerimize uygun şekilde bazı iptal kararları çıktı. Örneğin Anadolu Ajansı ile ilgili verilen yakın tarihli kararda yapılan kanun hükmündeki kararnameyle yapılan değişiklikle kurumun özerkliğinin ortadan kaldırıldığından bahsetti Anayasa Mahkemesi. Her ne kadar kanun hükmünde kararnameyle yasalarda bir takım değişiklik yapılmasına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum adı altında izin verilmişse de yapılan işlemin aslında verilen iznin çizilen sınırın dışına çıkılarak yapıldığını ifade etti ve iptal kararı verdi. Biz tam olarak bu kararın arkasında durulmasını bekliyoruz ve üniversitelere rektör atanması yönündeki bu değişikliğin de iptal edilmesini bekliyoruz. Evet. Sayın Altınel, şimdi Sayın Kuyurtar'dan bunun hukuka uygun olmadığına dair hukuki görüşlerini aldık. 3 aydır akademisyenler rektörlüğe sırtını dönerek bu rektörü, atanmış rektörü kabul etmediklerini söylüyor. Öğrenciler, evet, hatta birçok şehirde Boğaziçi Üniversitesi'ne dayanışma eylemleri düzenleniyor ve öğrenciler de atanmış rektörü kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Evet. Rektör ilk zamanlar böyle televizyonlara çıkıp konuşurken demişti ki 6 ay sürer, sonra unuturlar, önümüzde 3 ay var. Akademisyenler olarak önümüzdeki 3 ay sonra bu atanmış rektörü kabul etmeye hazır mısınız?
Hiçbir zaman kabul etmeye hazır değiliz. Çünkü süreç yanlış. Şimdi biz biliyorsunuz akademisyenler olduğumuz için doğruyu aramak ve doğruyu söylemekle yükümlüyüz. Bu suç sayılsa bile bu böyle. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuz. Değil 3 ay, 3 yıl, 3000 yıl sürse de bu tavrımızdan bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü süreç yanlış. Rektör bizim daha önceki üniversitemizdeki uygulamaya baktığımızda ve bütün dünya çapındaki uygulamalara baktığımızda rektör üniversite paydaşlarının görüşleri alınarak o görüşler doğrultusunda belirlenir. Bu kurumsal huzur için gereklidir bir kere. Bırakın özellikle kurumsal huzur için gereklidir. İlla sandık koyup seçim olmasına gerek yok ama bu aylar süren süreçtir. Bunlar aylar süren süreçlerdir. Bütün dünyada tabii en sonunda birisi atar. Birinde mütevelli heyet atar, bir kağıdın altını imzalar. Diğerde Milli Eğitim Bakanı kağıdın altını imzalar ya da Yüksek Öğretim Bakanı kağıdın altını imzalar, atanır. Ama bu şeye kadar, ne derler, bu isim ortaya çıkana kadar bütün paydaşlar, öğrenciler, çalışanlar, öğretim üyeleri, yani yalnızca akademisyenler değil ve dahi mezunların ayrıntılı olarak görüşleri alınır ve o isim belirlenir. Ve süreç böyle olmalıdır. Evet. Bizim daha önce bir süreç vardı burada, yani Türkiye'de bu 15 Temmuz darbe girişimine kadar uygulanan, sonra o halde gece ortadan kalktı. Süreç vardı. Onun da iyi bir süreç olduğunu söyleyemem açıkçası ama bundan tabii ki iyiydi. Böyle sabah kalkıp bir bakıyorsunuz, bir rektörümüz olmuş. Yani olacak şey değil. Hiç kimseye sorulmamış, danışılmamış. İşte kimi diyor ki 6 başvuru oldu diyor, kimi diyor ki 9 başvuru oldu diyor. Kimi diyor ki Boğaziçi'nden 3 başvuru oldu, gerisi dışarıdan var. Yani hiçbir şeyden haberimiz yok. Bir diyorlar ki alın işte bu sizin rektörünüz. Bundan sonra bununla çalışacaksınız. Böyle evet. Şey mümkün değil, olamaz. Sayın Onun için sözümü tekrarlıyorum, 3 ay değil. Yani bence Melih Bulu kendisi yanılıyor. 3 ayda böyle bunlar sönümlenecek bu şeyler diyor. Biz akademisyeniz, inatçıyız. Ömrümüz bir problemi çözmek için harcıyoruz. Evet. Sayın Yaman Barlas, 2021 yılının ilk gününe uyandınız. Sonra birdenbire Sayın Altınel'in ifade ettiği gibi bir sabah uyandığınızda üniversitenizde bir rektör vardı. Bu rektör çok uzun zaman uğraştı. Kendisine bir yardımcı bile bulamadı. Daha sonra birkaç isim açıklandı yardımcılıkla ilgili. Sonra birdenbire bakıldı ki böylesine köklü bir üniversiteye iki yeni fakülte kurulmuş. Sizce bu iki yeni fakültenin nedeni neydi? Yaman Barlas beni duyabiliyorsa. Sayın Yaman Barlas'la ilgili teknik bir arıza oldu. Şimdi ben tekrar Sayın Kuyurtay'a dönelim. Bu rektör ataması dahi hukuka aykırıyken iki yeni fakülte açılma kararı neye göre verildi size göre? Şimdi iki yeni fakülte kurulma kararında rektör atamasındaki o şekli olarak karşılaştığımız o yasal mevzuata uygunluk durumu bile söz konusu değil. İki yeni fakülte kuruluşunda hukuktaki tabiriyle ifade edeyim bir fonksiyon gaspı, yetki gaspı söz konusu. Aslına bakarsanız çok açık bir şekilde 2547 sayılı yasada açık bir şekilde bir fakültenin kuruluşu ancak kanunla olabileceği öngörülmesine rağmen Teşkilat Kanunu'nun ek 30. maddesine dayalı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla bu iki fakülte kuruldu. Şimdi burada iki kanun arasında bir çatışma varmış gibi gözükse de aslında ortada bir çatışma yok. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ikinci maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere insan haklarına saygılı, demokratik, layık, sosyal hukuk devleti ve bu madde değiştirilmesi yasak maddeler arasında sayılmakta. Bütün anayasamızda buradaki temel çerçeve, temel ilke üzerine dizayn edilmiş durumda. Üniversiteler de aynen bu şekilde anayasamızda
anayasamızın 130. maddesinde düzenlenmiş durumda. Buraya baktığımız zaman bir üniversitenin niteliğinin ne olacağı anayasamızın 130. maddesinde sayılmış. 131. maddesinde de Yüksek Öğretim Kurulu'na bununla ilgili bir takım görevler verilmiş. 130. maddede çok açık bir şekilde şunu söylüyor ki, bir üniversite çağdaş bir eğitim standardına ulaşmayı kendine önemli bir hedef olarak koymalı ve üniversiteler ancak kanunla kurulmalı, üniversitelere ilişkin süreçlerde Yüksek Öğretim Kurulu'nda etkin bir şekilde planlamalar yapmalı. Yani böyle bir kararla, bir anda hokus pokus diyeceğimiz yöntemlerle fakülte kurulması, fakülte kaldırılması vesaire gibi şeylerin olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca şundan da bahsetmek gerekir. Yine az önce rektörlük ataması ile ilgili durumda da bahsettiğim gibi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra yetki kanunu adı altında bir kanun çıkarıldı. Ve bu yetki kanunuyla eskiden Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan yürütmeyi bir arada toplayan bir Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği için yasalarda buna uyum sağlamak amacıyla, bunları düzenleme amacıyla bir yetki kanunu çıkarılarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler de yasalarda değişiklik yapma müsaadesi verildi. Ama ne yapıldı? Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle uyumun ötesine geçildi, yasaların özüne dokunuldu. İşte teşkilat kanunu ek madde 30'da yapılan değişiklik de böyle bir değişiklik. Evet. Bir yandan da bununla ilgili şöyle bir durum da var. Seyircinin kafasını çok fazla karıştırmak istemiyorum tabii ki kanun numaraları, kanun hükmünde kararname numaralarıyla, ama şöyle bir detay var. 700 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılan değişiklikle ek madde 30'a Cumhurbaşkanı kararıyla fakülte kurulur ifadesi eklendi. Bundan tam 2 gün sonra ise bu defa 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. maddesinde yine fakülte ile ilgili olan maddede bir değişiklik yapıldı ve burada kanunla kurulur ifadesi aynen korundu. Bu durumda sonradan yapılan düzenleme geçerli olacağı için her halükarda bir fakültenin kanunla kurulacağı hükmünün aynen geçerli olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir yetkisinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada çok açık bir hukuka aykırılık var. Böyle olduğu için de biz Danıştay'da açtığımız davamızda yürütmenin durdurulmasını da talep ettik. Evet, Sayın Yaman Barlas tekrar hattımızdaymış. Hoş geldiniz yayınımıza tekrar. İki yeni fakülte kurulması kararı böyle bir gecede verilebilecek, bunun tüm akademik altyapılarının hazırlanabileceği bir süre midir size göre? Tabii ki değil. Tabii ki sorunun cevabı belli, kısa cevabı. Olacak iş değil tabii. Yani bir hafta sonu, yine bir hafta sonu sürprizi olarak aynen rektör ataması gibi, nur topu gibi iki tane yeni fakültemiz olduğunu öğrendik. Tabii olacak iş değil, bunu Ankara da biliyor. Yani bile bile yapıyorlar. Dediğiniz gibi bir takım pratik sebeplerle, bir takım sözde işte şeylerle, küçük amaçlarla belki denediler ama sonuç almak imkansız tabii. Çünkü hani organ nakli gibi bir şey bu. Hani eskiden bizim gençliğimizde organ nakli çok konuşulurdu. İlk kalp nakli ameliyatı falan. Yani bünye kabul etmez onu. Yani böyle bir hafta sonu reddeder bünye. Çünkü aslında zaten bu konu bir açıdan çok basit. Yani şu kadar basit bir soru. Gerek rektör ataması gerek şey açılışı, fakülte açılışı şunun kadar basit. Siz hiç şunu duydunuz mu? Bir apartmanın yöneticisini belediye başkanının atadığını veya bir spor kulübünün başkanını valinin atadığını duydunuz mu? Belki duyarız yakında bir hafta duyabiliriz. Sonu. Nasıl benziyor değil mi ona? Yani ya bu kadar absürt bir şey olamaz. Yani hani diyorlar ki seçim oluyormuş da seçim olduğu zaman siyasi polarizasyon. Ya onlar bir takım halledilmesi gereken küçük sorunlar. O yani koca şey züccaciye dükkanına fil girmiş gibi devrilmez ki koskoca bir kurum. Öyle küçücük bir takım siyasi şeyler oluyormuş, kamplaşmalar. Onu halledilir o. Başka çözümleri var onun. Dediğim gibi yani apartman yöneticisi atanmıyor. Merkezi bir otorite tarafından. Kulüp başkanları atanmıyor. Dediğiniz gibi onları da inşallah görmeyiz. Ama nedense Türkiye aslında 12 Eylül'den beri bunu deniyor. Bakın bu önemli. Şimdi bu darbe girişiminden sonra bu böyle yerleşti bu. 2016'da sonra 2018'de. Ama şeyden sonra da denediler. 12 Eylül darbesinden sonra. Yani Türkiye
çok komik bir hata yapıyor. Bu komik bir hata. Üniversitenin rektörü çeşitli yöntemlerle belirlenebilir. Bunun incelikleri vardır. Bunu akademik dünya tartışır. Önemli olan paydaşların içinde ve bileşenlerin içinde çok ciddi bir tartışma, görüş alışverişi ve bir elekten geçerek seçilir rektör. Bunun detayları tartışılır. Ama şu belli ki kesinlikle bu şekilde olmaz. Yani üniversitenin haberi olmayacak ve bir siyasi iktidarın başı sanacak ki yani ben Ankara'daki bir bürokratik bir başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı ofisini kontrol eder gibi tanıdığım, lafımın geçtiği birisi rektör olsun ki ben bu üniversiteyi kontrol edeyim. Yani bu bir hayal. Hakikaten komik bir şey. Ve Türkiye hala bunu deniyor. Ben bunu anlamıyorum. Bu denenecek bir şey değil. Sigara gibi filan kötü bir alışkanlık yani aşırı içki içme. Bu alışkanlıktan kurtulması lazım siyasetçilerin. Üniversiteyi Ankara'dan yönetemezsiniz. Üniversitelerin kültürü vardır, geçmişleri vardır. Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş'ı da Ankara'dan yönetemezsiniz. Yani bunu mahsus veriyorum bu örneği. Şu açıdan bu Boğaziçi'nin ukalalığı değil. Her kurumun 50 yıllık, 100 yıllık, 200 yıllık kurumun İTÜ'nün, İstanbul Üniversitesi'nin, ODTÜ'nün, Mülkiye'nin, Boğaziçi'nin bunların kültürü vardır her birinin. Bu kültürler farklıdır. Beğenin beğenmeyin böyle yaşarlar. Fenerbahçe spor kulübü gibi, Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi yaşarlar ve bunlar değeridir. Ve böyle ülke adam olur. Böyle kurumsal kültürlerle. Şimdi bütün kurumsal kültürü siz göz ardı edeceksiniz. Bir hafta sonra kapalı kapılar arkasında bize yakın diye Ahmet'i veya Fatma'yı atayacaksınız rektör olarak. Buradan bir hayır çıkar mı? Buradan bir sonuç alınamaz ki. Yani kontrol edemezsiniz üniversiteyi. Çünkü ben biliyorum zihinsel hatayı. Yani bunu Cumhurbaşkanı da siyasi iktidarlar da sonunda anlayacaklar. Zihinsel yanlış şu yanılgı. Sanıyorlar ki bu böyle kontrol edilir. Ve kötü bir alışkanlık edindiler. Birçok üniversite buna şiddetle karşı çıkmadığı için gerek 12 Eylül'den sonra gerek 2016'dan beri. Yani siyasi iktidara daha sert karşı çıkılmalıydı. Bu kötü alışkanlıktan vazgeçmeleri gerekirdi. Üniversiteler böyle kontrol edilemez. Gidip de rektörün koltuğuna otur. Onları telefonla çağır Ankara'ya. İşte iş söyle filan. Bu bir yere varamaz yani. Böyle üniversite olmaz. Sonunda öğrenecekler. Eylemlerin başından bu yana iktidar yetkilileri hem akademisyenleri hem öğrencileri terörist olmakla itham etti. Haklarında bir sürü davalar açıldı. 10 küsür öğrenci tutuklandı. Bir sürüsü ev hapsine çarptırıldı. Şimdi nihayetinde 2 öğrenci var tutuklu olan. Diğerleri serbest kaldı ama bu mücadele sürüyor hem akademisyenler hem öğrenciler açısından. Rektörün çok fazla iddiası vardı. Dünyada bilmem kaç tane üniversitenin içine sokacağım Boğaziçi'ni vesaire derken. Bunların arasında nasıl görev yapıyor rektör? Rektörlük yapabiliyor mu Boğaziçi'nde? Vallahi ne kadar yapıyor, ne yapıyor tam bilemiyoruz ama tabii ki çok zorlanıyor. Hakkını veremedi muhakkak, yani hakkıyla yapamadı muhakkak. Yardımcıları, danışmanları az ve şeylerle danışamıyor. Yani bölümlerle, bizlerle. Acıklı bir durum değil mi bu? Yani sonuç olarak işte şu veya bu biçimde o da bir akademisyen. Yani ona da bu reva görülmemeliydi. Yani şimdi öğrenciler, öğretim üyeleri, bu kadar bir sırtı dönenler, öğrencilerin eylemleri, bu neyin işareti? Vücut bu organı reddediyor. Organı dediğim bu transplantasyonu reddediyor. Vücut kişi olarak Melih Bulu'yu reddetmiyor. Onun önemi yok. Bu süreci reddediyor. Yani bu doku uyuşmazlığı var. Çünkü bir istişare sürecinden, filtrelerden, elemelerden, çeşitli ölçütlerden geçerek, süzgeçten geçerek sonunda üzerinde anlaşılmış bir rektör adayı değil. Birdenbire pat diye bu üniversiteyi tanımayan, üniversite işlerinin nasıl yürüdüğünü yürümeyen bir takım işte kapalı kapılar arkasında birileri, Ankara'da birileri diyorum, bakın Sayın Cumhurbaşkanı bile demiyor, emin değilim ondan. Ankara'da birileri böyle bir şey, böyle bir proje, mini proje çıkardılar ortaya. Bu tür böyle merkezi kontrollerin bir zararı da
böyle küçük grupçuklar oluşur. Evet. Derken birbirlerine yanlış yapmaya başlarlar. Biliyorsunuz Osmanlı'da çok vardı bu. Biraz sonra merkezi tek otoritenin onu kontrol etmesi de imkansızlaşır. Yani çok zararı var bunun. Kısa dönem çok zararlı, sevgili avukatımız anlattı. Yani bu çok kötü bir şey. Kamusal yarara ağır zarar verme. Kamu yararına ağır zarar verme. Hele bir siyasi iktidarın kararın ağır zarar vermesi çok kötü bir şey. Bunun şakası yok. Şimdi biz bu halkın ve bu milletin vergileriyle ayakta duruyoruz değil mi? Devlet evet. Üniversitesi olarak Boğaziçi. Ve biz borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Bu programa çıkıyoruz, ders veriyoruz, araştırma yapıyoruz. Bu ülkeye olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Her ülkede her ciddi akademisyeni yapmaya çalıştığı gibi. Şimdi derken böyle komik bir şey yapılıyor. Ve ne oluyor? Bir taraftan sizin araştırmanız ve eğitiminiz çok ciddi aksıyor. Çok yoruluyoruz biz. Yani çünkü tam mesai başka bir mesai daha çıktı. Bu meselenin üzerine eğilmemiz gerekiyor bizim. İki, uzun dönemde öyle olacağını umuyorum. Yani en önemli ayağı yargı bunun. Yani ya yargıdan ya Ankara'dan bir yerden bunun döneceğini, bu yanlıştan döneceklerini, ya siyasi bir kararla bunu anlayacaklarını, ya yargıdan döneceğini ya da meşhur deyimiyle, sevgili avukatımız bunu çok seviyor. Ben onu gençken öğrenmiştim. Bereket Ankara'da yargıçlar var. Yani Ankara'da yargıçlara göre Ankara'da yargıçlar var. Yargıdan döneceğine inanıyoruz sonunda, eninde sonunda. Bir biçimde bir an önce dönülmesi gerekiyor. Çünkü kısa dönemde bize bu zararı veriyor. Bu bir kamu yararını zedeleme şu anda olan. Eğitim aksıyor. Öğrenciler gözaltına alınıyorlar. Derslerini yapamıyorlar. Biz araştırmalarımızı iyi ilerletemiyoruz. Hizmetimizi veremiyoruz, kamusal hizmetimizi. Ama eğer kazara inatlaşma sürür de bu sürerse biraz, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, sırf bize değil, bütün Türkiye'ye bütün bu üniversiter kimliği ve kültürü örseleyerek 50 yılda, 100 yılda edinilmiş bu kurumsal kültür var ya, yani bir iş yapma onuru, hatası ve sevabıyla birlikte iş yapma, kurulların toplanması, kavgaların olması, acı tatlı kararların alınması, tartışmalarla, tartışa, artık siz bıkarsınız yani akademisyenlerin tartışmasına. Ama her üniversitenin mülkiyenin bir, mülkiye deyince aklınıza bir şey gelir değil mi? Mülkiye, değil mi? Herkes bilir. Evet. Galatasaray deyince aklına bir şey gelir. Yani kulüpten bahsetmiyorum, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi'nden. Boğaziçi deyince bir şey gelir. ODTÜ deyince bir şey, İstanbul Üniversitesi deyince bir şey gelir. İTÜ deyince, bakın bunu 10 yıl, 20 yıl denesinler. Bu Ankara'dan atamayı buldozer gibi bu kültürler yok olur. Hepsi birbirine benzer. Bu ne korkunç bir şey biliyor musunuz? Bir üniversitelerin kimliği mi yok bahçeye, edilmek isteniyor bu süreçte? Korkunç bir suç bu. Yani bu kültürlerin hepsi buldozerle ezilir. Hepsine böyle sizin kafanıza kafa dengi, sizin lafınızı dinleyecek yönetim atarsanız, fakülte açarsanız biraz sonra bütün bu 100 yılda, 200 yılda oluşmuş kültürleri yerle bir edersiniz. Evet. Ve bunu tekrar yerine koymak çok zor. Bu çok ağır bir kamu yararı suçu. Evet. Benim kanaatime göre. Üniversitelerin kimlikleri mi yok edilmek isteniyor bu süreçle? Umarım bilerek yapmıyorlar bunu. Ama biz buradan dostça, akademisyence uyarı görevimizi yapalım. Bunun sonucu budur. Evet. Üniversitenin kimlikleri, benlikleri, iş tutma tarzları yavaş yavaş yok olur. Silindir geçmişi gibi ezilir. Hepsi birbirine benzer ve ortada üniversite kalmaz. Avrupa'da da böyledir. Bütün üniversiteler birbirinden farklıdır. Huyu evet. Suyu vardır. Ne olur ki? Kimi sağcı olsun, kimi solcu. Siyaset varmış üniversitede. Ne olur ya? Kimisi futbolcu olur, kimisi sağcı olur, kimisi solcu olur. Kimisi çok tekniktir üniversitenin, kimisi çok sosyal bilimcidir, kimisi liberaldir, kimisi liberal, kimi bütün cumhuriyetçidir, kimi çok demokrattır. Olsun bunlar. Çiçek bahçesi gibi. Böyle bilim ve sanat gelişir. Avrupa'da böyle, Amerika'da da böyle. Bizde de böyle olacak ama izin vermiyorlar ki. Evet. Sayın Yaman Barlas, vaktiniz çok sınırlı biliyorum. O nedenle sizinle vedalaşacağım. Çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim şans verdiğiniz için. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.
Sayın Altınel, size de sormak isterim. Çalışmalarınızı bu süreç 3 aydır nasıl etkiledi? Bu akademik gelişiminizin önünde bir engel oluşturdu mu? Hem rektör ataması ve hem bununla gelen tartışmalar. Şimdi bir kere tabii zaman sonlu bir kaynak her şeyden önce. Ben endüstri mühendisiyim. Sonlu kaynakları, bütün bizim mühendisliğin temeli sonlu kaynakların en etkin kullanımı. Bu kadar yapsak bile, bunu yapsak bile tabii ki sonuçta diğer şeylerden, zamanlarından, diğer işlerin zamanlarından buraya kaydırmak zorundayız. Temelde bütün üniversitede bizim hani moda deyişle kırmızı çizgimiz öğrencimiz. Öğrencinin işlerinin, dersinin, eğitiminin ayıracağımız zamandan hiç ödün vermiyoruz. Ben de vermiyorum yani. Uzaktan eğitim koşulları var. Onları içerisinde en iyi biçimde eğitimimi gerçeklemeye çalışıyorum. Ondan şey yapmıyorum. Ama tabii ister istemez araştırmalar bir miktar etkileniyor. Çünkü zaman gereken zamandan buradaki şeylere ayırıyoruz. Biz sürekli düzenli toplanıyoruz. Her hafta büyük forumlarımız var. Komitelerimiz var. Yani yüzlerce demeyeyim ama onlarca komitemiz var. Yeni çıkan işleri kendi aramızda böldük. Her komite kendi şeyle işiyle uğraşıyor. Yeni işler geliyor o komiteye. O gelişmeler doğrultusunda. Ondan sonra bunlar koordine ediliyor. Raporlanıyor. Bültenler çıkıyor. Konuşma bültenleri hazırlanıyor filan derken tabii ki şey. Biraz da konsantrasyon bozuluyor. Tabii şimdi düşündüğünüzde bilimsel araştırma deyince böyle bir odada işte saatlerce düşünürsünüz. Yani işte ne bileyim biraz sağa eğilirsiniz, biraz sola eğilirsiniz filan. Azıcık iki kağıda bir şey çizdirirsiniz. Uzaktan biri baksa hiç çalışmıyor galiba filan der. Bu tür hani şeyler bu tür işlerden bu tür konsantrasyon gerektirir. Yani kafanızın çok berrak temiz olması gerekir. İşte onun için kimimiz gece çalışırız sabahları filan, kimimiz sessiz demeyiz böyle huysuz bir yapımız vardır filan akademisyenlerin. Tabii bu konsantrasyon da bozuluyor bir parça. Ama Yaman Barlas, ben abi derim, biz aynı bölümdeyiz. Yaman abi dediği gibi sonuçta bizim toplumsal bir sorumluluğumuz var. Bu 2x2=4. Biz bir kamu üniversitesiyiz ve bu topluma karşı bir sorumluluğumuz var. Doğruyu söylemek. Doğruyu bilip de söylemezsek biz topluma karşı en temel sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz. Memişiz demektir. Bu nedenle buradaki yanlış olanı altını çizmeye ısrarla devam ediyoruz. Bu da görevimizin parçası. Yani evet, yapmak zorunda yapmakta olduğumuz bazı şeyleri den zaman ayırmaya başladık buraya ve onun için de o işler gecikiyor belki ama sonuçta bunun da getirdiği bir görevi yerine getirmenin verdiği bir rahatlık içerisindeyiz. Evet. Hepimiz. Yani evet. Şöyle söyleyeyim. İşte bize lider kurum falan diyorlar. Yani bu lafı çok sevmem ama eğer hani bir şekilde önder olabilmişsek ülkede bir takım sıralamalar, bilimsel araştırmalar sayesinde yaptığımız bilimsel araştırmalar, eğitim kalitemiz sayesinde girdiysek, bunda bir takım önderliklerimiz olabildiyse bu yalnızca bitmiyor bununla. Başka şeylerde de önder olabilmemiz lazım. Örneğin diğer Yaman abi sözünü etti, diğer bir sürü üniversiteye de benzer atamalar yapıldı. Onlar da başvursunlar Danıştay'a. Benzer kararname yanlışı onlar için de geçerli. Bir kişi bile yeter şeyi bu Danıştay'a başvursun. Bunda da önder olalım. Bu yanlış düzeltilsin. Bu süreç şey olarak yanlış. Ama şunu son şey olarak söyleyeyim. Biz başında da söylediğim gibi öğrenci kırmızı çizgimiz. Çok değerli bizim öğrencimiz. Gözümüzün bebeği. Onlar ve aileleri en küçük bir endişe duymasınlar. Biz eğitim kalitemizden ödün vermek bizim yapacağımız en son iş. O bürokratik engeller, bürokratik işleri de çocukların, mezuniyetleri vesaireleri, diğer şeyler, bütün engellemelere karşı. Çünkü yönetimin beceriksizce yapılmış bir atama
ve beceriksiz, bu atamanın yaptığı beceriksiz bir yönetim tarzı var. Bu bir takım şeylerle kendi kendini yönetmeye çalışıyor, üniversiteyi yönetmeye çalışıyor. Ama davranışı Yaman abinin gene benzetmesiyle reddedilen bir organ sağa sola atlayaraktan, bunu tıpta da vardır, yaralar iyileşirken içeriden böyle şeyler atarlar. Sağa sola atlayarak tutunmaya çalışıyor. İşte birini oraya tutunsa, ama bu sırada da üniversitede oturmuş olan sistemi bozuyor. Bütün o engellemelere rağmen biz bu görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yerine getireceğiz, getirmeye devam edeceğiz. Ve değil 3 ay, nefesimizin sonuna kadar bu sistemin, bu atama sisteminin, bu fakülte açma biçiminin yanlışlığını söyleyeceğiz ve doğrusunu göstermeye çalışacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuz. Evet. Sayın Kuyurtar, Danıştay'a başvuruda bulunduk dediniz. Bunun nasıl bir süresi var? En azından kanunda belirlenmiş bir süre var mı Danıştay'ın size yanıt vermesiyle ilgili? Ezan Hanım, bu konuyla ilgili bir süre yok. Yani Danıştay'daki iş yükünü de hesaba kattığımız zaman dosyamızın sonucunun, inanın hani özel bir gündem olur da çabuk dönmesi sağlanmazsa, yani bunu sağlanmazsa derken özel müdahaleden bahsetmiyorum. Yani belki de işin önceliğini yargıçlar da kavrayarak buna bir önce bakmak isteyebilirler. Onun haricinde Danıştay'daki iş yükü de dikkate alındığında uzun zamanlar alabiliyor, birkaç yılı bulabiliyor. Yani benim başkaca dosyalarımdan kaynaklı 5 yılı aşmış dosyalarım var Danıştay'da duran. Yani bu tür şeyler de olabiliyor. Ama bu konu tabii öncelikli bir mesele. Öncelik vereceklerini umuyoruz diyelim. Bizim tabii ki fakülte kuruluşunun iptali davamızda bir de yürütmenin durdurulması talebimiz var. Çünkü çok çok açık bir hukuk aykırılık var. Yetkisi olmayan bir konuda bir kararla fakülte kuruluş kararı alındı. Burada daha hızlı hareket edilecektir. Birkaç ay içerisinde bu yürütmenin durdurulması sürecinin tamamlanacağını öngörebiliriz. Türkiye'deki son dönemde hukuksuzlukları göz önünde bulundurursak, böyle çok felaket tellallığı yapmak istemem ama yürütmeyi durdurmama kararı çıkması durumunda ya da Danıştay'ın hem rektör atamasını hem iki fakülte açılması kararını iptal etmemesi durumunda bir hukukçu olarak nasıl olacak değerlendirmeniz? Burada Kuban Hocam'dan bir alıntı yapayım. O her sözünü şöyle bitirir. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diye bitirir. Biz de kabul etmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Danıştay 8. dairesi bakacak bu dosyamıza. Eğer orası kabul etmezse İdari Dava Daireleri Kurulu'na gideceğiz. Orası da kabul etmezse Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Yani biz sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Evet. Niyetimiz bu. Bunca hukuksuzluk içinde belki boş bir soru demeyeyim ama zor bir soru olacak belki ama bir ülke kendi yasalarına neden uymaz? Neden bu kadar hukuksuzluk? Deminden beri, programın başından beri bir sürü kanun maddesi saydınız. Bunların hepsine aykırılığını dile getirdiniz. Rektör atamasının bir yetki gaspı olduğunu söylediniz. İki fakülte açılmasının bu yetki gaspının devamı olarak hukuka aykırı bir davranış olduğunu söylediniz. Bir ülke neden kendi kanunlarına uymaz size göre? Yani çok yakın zamanda başka açık bir hukuksuzlukla karşılaştık. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı bir cumhurbaşkanlığı kararıyla yani olacak şey değil, gerçekten olacak şey değil. Çıkıldığını iddia ettiler. Aslına bakarsanız ben de bu yapılan işlemin yok hükmünde olduğuna dair görüşlere katılıyorum. Diğer hukukçu görüşlerine katılıyorum. Ama ben yaptım oldu cumhuriyetine doğru gidiyoruz. Yani hukuki olarak bunları çok yorumlamak kolay değil. Çünkü olan bitenin hukukla çok alakası yok. Biraz problem siyasal da bir problem. Yönetimde yer alanların kendi altına imza attıkları kararlar, yasamanın almış olduğu kararlar sonucunda yürürlüğe giren kanunlar, uluslararası sözleşmelere saygı duymaması gibi bir durum da söz konusu. Yani sadece muhalefetin veyahut da karşı tarafta yer alanların hakkını ihlal etme durumu yok. Kendi yaptıklarını da kabul etmeme durumu söz konusu. Kendi değiştirdikleri anayasa hükümlerine bile uymama durumu söz konusu. Biz bunlara uyulmasını talep ediyoruz. Yani biz hala şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu ülke halen, ben başta zaten ona öncelikli bir vurgu yaptım. Türkiye Cumhuriyeti halen temel haklara, insan haklarına saygılı olmayı,
kendini ödev olarak kabul etmiş demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Hukuk devleti. Bakın bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar uymasınlar. Yapılan işlemler mutlaka bu şekilde kayıt altına alınmalı, itirazlar dile getirilmeli, haklarımızı savunmaya devam etmeliyiz. Bunların elbet bir gün döneceğine inanıyorum. Yani bu ülkenin halen bir anayasası var, halen taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri var. Biz haklarımızın peşinden gitmeye devam edeceğiz. Elbette bu hukuksuzlukların da bir gün sona ereceğine ben de yine can gönülden inanıyorum. Evet, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Pınar Pektaş da şimdi Zoom hattımızda. Sayın Pektaş, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Biz konuklarımızla hem rektör atamasını hem de iki yeni fakülte açılması kararını konuştuk sizden önce de. Öncelikle size sormak istediğim şöyle bir soru var. Siyasi sayıklarla Melih Bulu'nun istifa edemeyeceği söyleniyor. Sizce Melih Bulu istifa etme raddesine geldi de siyasi sayıklarla istifa edemiyor mu? Edemiyor. Dolayısıyla bir istifa beklenmiyor kendisinden. Sayın Pektaş birazdan tekrar yayınımızda olacak. Sayın Altınel, size de sormak isterim aynı soruyu. Siyasi sayıklarla istifa edemediği söyleniyor. Siz inanıyor musunuz bunlara? Tabii. Bence de öyle. Çünkü bu... yani resmen bence eziyet çekiyor aslında şu bulunduğu durumda. Çünkü yani düşünsenize, ben şahsen o durumda olmak istemem. Yani onun onda birini bana öğrenci yapsa ben hemen şeylerden, yolun kenarından kimselere görünmeden yürürüm. Yani çok acayip bir durum. Okuldaki şeyi ben mutlaka istiyordur diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, yani öğrencinin şeyi yok. Yani nasıl çıkabilir öğrencinin şeyine, karşısına? Ya, bunu yani düşünemiyorum bile. Ya bir düşünsenize, bütün, gerçi olması uzak, çok yakın değil ama bütün bizim o stadın dolduğu bir mezuniyet töreni düşünün. Ve sizinle dalga geçmiş, kuklanızı yapmış, röportaj yapmış bir öğrenci kitlesi var karşınızda. Ve onlara konuşuyorsunuz. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Yani insan bundan daha büyük bir acı çekebilir mi? Ben şahsen mahvolurum. Evet. Büyük olasılıkla o da istemiyordur. Ama işte biliyorsunuz, zaten belki de sen olacaksın, sen git, biz seni yapıyoruz. Oradan şöyle şöyle dediler şeylerde. Bu yani bunu, bütün bu şeyin küçük bir proje gibi, yani gene orada Yaman Barlas'a katılıyorum, Yaman abiye katılıyorum. Küçük bir proje gibi, belki Cumhurbaşkanı bile bunun ayrıntılarından haberdar değil, bir klikle pişirildiğini düşünüyorum. Biraz YÖK'ten, biraz saraydan bir insan grubunun bir arada olduğu, bir klik tarafından bunun pişirildiğini düşünüyorum bu atamanın. Evet. Ama özde yanmış. Yani evet, böyle şey olmaz. Ve bence ben, hani benim Türkiye'de en çok eleştirdiğim şey, özellikle siyasilerde, ciddiyetsizlik. Ciddiyetsizlik ve tembellik. Ciddiye almıyorlar ve çalışmıyorlar. Ciddiye alacaklardı, çalışacaklardı. Onlar da emek harcayacaklardı, biz de emek harcayacaktık. Sonra en iyisini bulacaktık ama bunu yapmıyorlar. Evet. Sayın Pınar Pektaş yine hattımızda. Hoş geldiniz tekrar. Siyasi sayıklarla istifa edemeyen bir Boğaziçi Üniversitesi rektörü ataması söz konusu. Melih Bulu yaklaşık 3 aydır Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak çalışmaya çalışıyor. Siz akademisyenler ve öğrenciler ısrarla onun atanmış rektörlüğünü kabul etmiyorsunuz. Bunun akademik çalışmalarınıza, öğrencilerin derslerine nasıl etkileri oluyor? Bu eylemler belli ki daha uzun sürecek gibi görünüyor çünkü. Evet, maalesef öğrenciler çok huzursuz. Dolayısıyla biz de çok huzursuzuz.
Her an diken üstündeyiz. Bu arada hem kampüste hem kampüs etrafında çok fazla bir polis baskısı var. Bu derslere çok yansıyor. Öğrencilerin konsantrasyonuna, kendini verememelerine neden oluyor. Biz de onların hocası olarak bazen ne yapacağımızı şaşırıyoruz açıkçası. Yani gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çocukların gözaltılardan, tutuklamalardan çıkmalarını bekliyoruz. Böyle geçiyor 3 aydır hayatımız. Evet. Biz sıklıkla öğrencileri de konuk aldık, akademisyenleri de konuk aldık. Bugün sizleri de aldık. Ortak kanı şöyle, biz vazgeçmeyeceğiz ve bu hukuksuzluğa evet demeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz şeklinde. Hem öğrenciler bunu söylüyor hem akademisyenler. Melih Bulu ilk göreve geldiğinde 6 ay sürer biter demişti. Önümüzde 3 ay var. Sayın Altınel dedi ki biz vazgeçmeyeceğiz. 6 ay değil 6 yılda geçse vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuksuzluklarla nasıl bir akademik özerklik yaratılabilir? En azından bu baskılara karşı koyarak Boğaziçi Üniversitesi nasıl bir örnek olacak diğer üniversitelerdeki hukuksuzluklara? Şu anda yapabileceğimiz itirazı yaptık biz dava açarak. Bu bizim yapabileceğimiz aslında bence tek yoldu. Ve bir şekilde direne direne kabul etmeyeceğiz. Evet, Melih Bulu da gece yarısı kimsenin görmediği zamanlarda misafir kabul etmeye, fotoğraf çektirmeye ve paylaşmaya devam edecek. Şimdi bu onun bir de yardımcıları var. Her ne kadar çok uzun süre sonra bulabildiyse de birkaç tane yardımcısı da oldu galiba. Ama buna rağmen üniversitede çalışmalarını sürdürebiliyor mu diye size de sormak isterim. Şu anda sürdüremiyor. Ben açıkçası kendimi çok akademisyen olarak görmüyorum. Yabancı dillerde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Bürokratik işlerle çok hakim değilim. Fakat sonuçta bir sürü sorunumuz oluyor. Çok acil çözülmesi gereken. Fakat iletişim eksikliğinden dolayı, iletişim kuramadığımız için bu problemler birikerek dağ gibi büyüyor. Kadrolarda sorunlar çıkıyor, yabancı hocalarla çok sorun çıkıyor anladığım kadarıyla Senato'da da bunlar bir araya gelinip çözüm üretilemeyecek durumda. Neyse, bu kadar. Devam etmeyeyim. Biz Melih Bulu'yu daha çok tartışacağız. Ta ki Danıştay'dan beklenen karar, hukuki karar, olması gereken anayasaya uygun karar çıkana dek. Sayın Kuyurtar, kapatmadan önce bugün haberlerde olan bir konuyla ilgili son görüşlerinizi de almak isterim. Şimdi bu atamanın başından beri şöyle konular vardı. Sorun Boğaziçi Üniversitesi değil, Boğaziçi Üniversitesi'nin arazisi. Çünkü bununla ilgili hükümetin yeni planları olabilir. Bundan dolayı da rektör atamasıyla bu planlar yürürlüğe konmuş olabilir şeklindeydi. Şimdi uçaksavar lojmanları ile ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu da bazı çevrelerce işte en başından beri söylediğimiz sorun arazideydi. Tamlamasının, bu açıklamanın doğru olduğunu gösteriyor şeklinde yine duyumlar var. Siz ne düşünüyorsunuz bu uçaksavar lojmanlarıyla ilgili? Rektör olarak bile kabul edilmeyen Melih Bulu buralarla ilgili hangi işlemleri yapmaya çalışıyor? Ezo Hanım, şimdi bu konuyla ilgili çok detay bilgiye vakıf olmadım, öncelikle söyleyerek genel bilgi, genel hukuk bilgimle bazı şeyleri yorumlamaya çalışacağımı ifade edeyim. Şimdi öncelikli olarak bu karar da aslına bakarsanız diğer kararlara şu anlamda benziyor. Siz sadece biz orayı yıkacağız diye bir karar aldığınız zaman onun sonrasında ne olacağını hesap etmeden bir işlemi başlatmış oluyorsunuz. Yani yıktınız, sonra ne olacak? Yine iş dönüp dolaşacak kamu yararı dediğimiz. Bakın, kamu yararı dediğimiz ifade o kadar önemli bir şey ki.
Bizim aslında bütün bu davalarımızın temelinde kamu yararı ifadesi var. Kamu yararı için biz bu davaları açıyoruz. Kamu yararı için biz bu mücadeleyi veriyoruz. Ve bu ifade genel bir ifade değildir. Yüksek Mahkeme'nin gerek Yargıtay'ın gerek Danıştay'ın gerekse Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında yüksek kamu yararı adı altında terimleştirilir. Ve bu söz konusu olduğu zaman bir yasal düzenleme olsa bile yüksek kamu yararının ihlali söz konusu olduğu zaman işlemin iptallerine karar verilebildiği kararlar çok fazladır. Şimdi burada da öyle bir şey var. Siz bu lojmanları yıktınız, sonra ne olacak? Ya da imar mevzuatıyla bir çatışma yaşandığı zaman bunu nasıl çözeceksiniz? Yolda çözeceğiz mi diyeceksiniz? Yani biz hele bir atanalım da ondan sonra bu üniversiteyi uçururuz mu diyeceksiniz yine? Ya da biz oraya bir gökdelen dikeriz nasıl olsa merak etmeyin mi diyeceksiniz? Yapılan işlem başlı başına zaten buradan bile baktığınız zaman plansız, sonra hesap edilmemiş, yanlış bir karar olduğu ortada. Yani geriye kalan kısımlarda detay bilmediğim için size bir yorum yapamam ama şöyle bir bilgi de ulaşmıştı. Geçtiğimiz yıllarda daha önce rektörlük tarafından bu değerlendirilmiş ve kamu yararı olmadığı için bu işten vazgeçilmiş. Sadece bunu vurgulayabilirim. Evet. Sayın Pınar Pektaş, Sayın Kuban Altınel, Sayın Fırat Kuyurtay, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Evet. İyi akşamlar. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Bu akşam Odak programında Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektörü ve iki yeni fakülte açılma kararını Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve avukatları olarak Danıştay'a taşıma kararını değerlendirdik. Konuklarımız Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Kuban Altınel, Pınar Pektaş ve Yaman Barlas'tı. Ve ayrıca hukukçu Fırat Kuyurtar da bize bu kararların hukuksuzluğunu aktardı. İyi akşamlar. We'll be right back.